kargo geliyor. Bayağı küp şeklinde. Tatlı bir kargoymuş. Küp şeker şeklinde. Küp bir kargo bıçak alıp geliyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi'nde yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Nike'den çok güzel bir kargomuz var. Biraz da büyük dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyorum. Değil mi? Tişört de ilgimi çekti. Bayağı da giymiyordum bu tişörtü. Ha, evet ya, bunu buldum, baktım temizlemem. Üstüme geçirdim. Bir tane ayakkabı ve sanki giysi falan gibi bir şeyler çıkacak gibi hissettim. Eskiye dönüş mü diyorsun? Ufak biraz ufakta. Hafiften minyatür eski kargolar. Aynen, normalde böyle daha büyük kargolar açtığımızda oluyordu. Bunun da boyutu güzel. Bakalım içinden neler çıkacak. Sen ama yaklaştın gibi düşünüyorum ben. Özlemiştim böyle kargoları. İnan özledim gerçekten. Bir sıra alamadık uzun bir süre. Piyasalarda gitgide artıyor. Şimdi alamazsam hiç alamayacağım endişesiyle. Yapıştırdım ben de. Baya baya şu sıralar iyi kargolar açıyoruz değil mi? Yani... Evet, bir kargoda da bana bir şeyler çıksa diye ümit etmiyor değilim. O zaman bu kargoda şanslısın diyorum ben de sana. Gerçekten mi? Sürpriz yaptım şu an sana. Hiç bayağı da söylemedim, bekliyorsun ama öf öf yapıyor kargo açımı, of olacak yine diye. Bilse kendime bir şey var, hemen açılım ister diye söylemedim arkadaşlar ki hani normal zamanda açılsın diye. Aha, ayakkabım benim, giysimi anlayamadım. Neyse. Yok, ayakkabı anlarsın. Benim değil. Arkadaşlar, kargonun görüntüsü şu şekilde. Direkt dikkatinizi Witness çekecek diye düşünüyorum. Aslan kafası, LeBron'un işareti. LeBron Witness 6 var burada. Üstte bir... Ne bu böyle? Güzel bir short var gibi şurada sanki. Şurada bir tane daha bir ayakkabı var. Şurada ne var? Bayağı çok güzel. Çoraplarımız mevcut. Şurada ise ne var acaba? Ne var? Aa, ne oymuş bu? Gizlenmiş bir kutu. Burada ne? Görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Anlayamadım. Off-court slide, yani terlik var. Aa, evet. Ne zaman istiyordum. Aynen öyle. Burada Witness'in kutusu da çok güzel. Her zaman ne yapıyorduk? Tekstilleri açıyorduk ama şu an seni fazla da bekletmemek için. Tamam. Direkt terliği açalım istiyorum. Bayağıdır sana bakınıyordum. İstediğim renkte numaran yoktu. Hı-hı. İnşallah bu sene olur ama. Kaç aldın? 37 mi? 36,5-37 yoktu. Direkt 38 vardı. Hı-hı. Büyük böyle... olsa terlik daha iyi olurdu sanki. 38 ise çok büyük olabilir diye düşündüğüm için. Şundan aldım bakalım. Sana olacak mı? Ay çok da tatlıymış ya. Evet, çok harika. Güzelmiş. Arkadaşlar şu an benim de ayağımda var, şöyle göstereyim. Şu an benim de ayağımdaki... 35 mi diyor ya? Ha, 36,5. Benim ayağımda da aynısından var arkadaşlar. Ve giydiğim, şu ana kadar kullandığım en harika terlik. Bir tane daha kendim alacaktım. Ama aynı rengi var. Siyahından almak istiyorum. Ve 45 numara almak istiyorum. 45'te kalmamış. Biraz dar bir yapısı var bu terliğin. Normalde bana 44 rahat oluyor ama... Bunda bir tık daha büyük alınabilir. 36,5 sene olur diye tahmin ettim. Ya olur da bence hani terlikler büyük 38, alınmalı. Çok 38 olsaydı. Öyle mi diyorsun? Yani hem gelene gidene verilir. Ya işte diğer mesela o büyük terliklerini kullanamıyorsun ya. Bunda da biraz çok gittim geldim. Keşke 38 mi alsaymışım. Tüh. Yani tam, o kadar bekledik. Tam olur ama bilmiyorum, büyük olsa belki. Şöyle Revive Foam inanılmaz rahat ve seninkileri harika. Bile ben bazen giyiyorum. Evet. Bir hemen denesene şunu. Hemen deneyeyim. Terliğimiz oldu ama biraz daha büyük alabilirmişim. Şimdi hemen çoraplarımıza geçelim. Çoraplarımı bayağı eskitiyorum arkadaşlar. Bu everyday çoraplar alıyordum ya, onların Nike'ları falan mahvoldu. Bu da biraz daha yastıklı olan günlüğü ve uzunu. Ben hep bilek boyu alıyordum ya. Evet, bir tık daha uzun istiyordum. Senin klasik çorabın diyecektim ben ama değil. Uzun, biraz daha uzun olacak. Yani özellikle kışın için falan hep uzun tercih ediyordum. 42-46. Fiyatlarını hiç hatırlayamıyorum arkadaşlar ama ortalama söylersem terlikler 370 lira falandı, 369 gibi. Bunlar 120 miydi, 150 miydi? Yani çok aşırı pahalı değil, aşırı ucuz da değil. Ortalama bir fiyatı vardı. Şort çok pahalıydı, 540 liraydı. Of. Ayakkabı da 1200'e yakındı. Yani bayağı 2000 küsürlük bir kargo var şu an burada. Her şeyin fiyatı o kadar artmış ki artık ve inanılmaz şortlar. Mesela bunları eskiden 200 lira, hatta 150 lira alıyorduk daha eskilerde. Hangisi bu, merak ettim. Bu benim en çok sevdiklerimden var ya. Yine onları şey mi koymuşlar ya? Alarm mı koymuşlar? Yok, alarm değil. Şu şey çarpıyor. Tamam. Hemen şunu da açayım ben sizlere arkadaşlar. Şöyle 500 küsür lira. Bu benim en sevdiğim şortların yenisinden, grilisini çok almak istemiştim. Bu rengini de çok beğendim. Yenilerinin biraz daha dokuları daha güzel oluyor. Tatlıymış. Ve Nike Basketball yazıyor şöyle altlarında, görüyorsunuz. Bu şeritli şortlara ben bayılıyorum. Bir tek griyim yoktu. Benim de çok hoşuma gitti. Dedim ki alacağım, yine large aldım. Biliyorsunuz bunların cep tasarımı şöyle, cepleri oluyor.
Hemen normal içeride şurada da cepleri var. Yani çok keyifli, güzel ve bunun her rengi neredeyse bende var. İlk çıktığı zamanda hepsini almıştım, iyi ki de almışım. Artık dediğim gibi çok pahalı geliyor. Hı hı. Ama ara ara da böyle yine gördüğüm zaman dayanamıyorum. Hiç aynısı gibi değil bence, çok farklı bir şort değil gibi. Değil mi? Çok hoş, hı hı, değil mi? Evet. Hatta hemen bugün spor salonuna gidersem bunu giyebilirim. Parlak parlak. Şu anda en son kombin yaparken de bunu üstüme giyerim. Evet, çok keyifli, çok güzel. Ayakkabını da ben seçerim eğer ne yiyeceğini bilmiyorsan. Olur, olur, eski zamanlardaki gibi. Bu biraz daha large alıyorum, daha dökümlü oluyor ama medium da giyebilirim ben bu şortlarda. Mesela Tarık medium alıyor. O zaman bir tık daha dizüstü oluyor ama ben onun yerine mesela şunu şöyle katlıyorum. Aslında medium gündelik hayatta da ben biraz daha uzun giymeyi seviyorum. O zaman da tekrar geri katlıyorum. Evet, mantıklı. Bana daha uygun oluyor. Kesimleri bunların çok hoş, gerçekten çok güzel. Evet. Şu an yıldızım bu kargoda ya, direkt evet. Ayakkabıyı boş ver modundayım. Hadi ya. Evet. Ayakkabı ise arkadaşlar LeBron Witness 6. Birçoğunuz abi ne zaman gelecek? Abi açacak mısın? İnceleyecek misin? Dediniz ve ben de hemen aldım. Çünkü daha yeni çıktı zaten bunlar. Artık fiyat olarak birçok imzalı ayakkabının fiyatına geldi ama LeBron'un bütçeli versiyonları aslında Witness'lar. Arkada Strive For ne yazıyor? Greatness mı? Evet. Greatness için çalış çabala demek oluyor bu. A witness, şahit olmak demek biliyorsunuz. Yani LeBron'un büyüklüğüne şahit olun. Kutusu çok hoşmuş gerçekten bu arada. Sağında solunda aslanlar, aslan desenleri. Aslan turuncu rengi gibi. Aynen hani. Öyle. 11 numara aldım. Her zaman olduğu gibi 45 numara aldım. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte bunu açalım. Tata tata. Güzel renkli. Lollipop gibi. Limonlu. Eşimin suratındaki ifade bu neymiş böyle der gibi. Ama çok hoş değil mi? Limonlu, portakallı, çilekli, evet, lollipop. Oylama yaptım Instagram'dan, alayım mı almayayım mı diye. Sonra birkaç rengini daha paylaştım. En çok bu beğenildi. Ben de biraz şeyli olsun istedim. Kendini gösteren bir renk olsun istedim. Bu da oldukça kendini gösteren bir renkmiş. Yalnız ayakkabıyı ilk görüşte bayağı beğendim. Çok büyük, okkalı ve Air Max yürüyüş ayakkabıları gibi duruyor. Ne dersin? Evet. Sen beğendin mi? İlk görüşte düşüncelerin nelerdir? Yani çok beğenemedim. Renklerini mi beğenemedin? Ya renkleri de beğenemedim. Ne bileyim, o mesela plastik yapısı, o yandaki tamam tutuş için belki güzel olabilir ama değişik bilmiyorum, geldi. Benim bayağı hoşuma gitti. Daha güzel renklerini tabii ki istediğiniz renkleri alabilirsiniz. İlk dikkat çeken altta kocaman bir Air Max bubble'ı var. Yani görüyorsunuz yastıklama olarak kullanılan. Ama değişik, şu tarafta biraz sert olmuş. Pek yastıklama sunmuyor ya. Air Max ayakkabı beyaz kısımları mesela çok dandik, çok eski, lekeli gibi geldi, bilmiyorum. Yani bakın mesela dikkat ederseniz yapıştırıcı lekeleri falan tabii ki oluyor. Yani bazen işte diyorum ya size, fake ayakkabı desem şüphelenirsiniz. Gerçek Nike'dan gelince. İnanılır yani. İki türlü de inanılır. Birçok ayakkabıda bunları görüyorsunuz. İşte buruşukluklar var, şeyler var. Instagram'dan 300 liraya aldım desen yer var yani. Birçok ayakkabıda oluyor. Doğru. Hepsinde yapıştırıcı lekesi var. Jordan alıyorsun 2000 liraya. Yine yapıştırıcı lekesi var. Yine doğru düzgün gözükmüyor. Bu artık oluyor ve çok ben bunları umursamıyorum bile. Ama şekil olarak ben beğendiğimi söylemem lazım. Şöyle biraz daha size çevresini göstereyim, neler var neler yok. Dizayn detayı olarak dilde hemen kral kafası görüyoruz, aslan kralı, Nike işareti, logosu. Şurada kullanılan şey çok farklıymış. Yani şerit şerit dikişler var, altında ise mesh dediğimiz delikli ve hafif pofidik kumaş var. Fena değil, güzel. Arkaya doğru gelince neler görüyoruz? Nike işareti turuncu şeklinde. Bu ayakkabının tabii ki en öne çıkan kısmı buradaki heel cup diyebiliriz. Yani topuğunuzu sabitleyecek bir çeper, bir engel. Yani bu sanki şuralarda olsa daha mı mantıklı olurdu bilemedim. Arkada bu kadar kilitlenmeye ihtiyaç duyuyor muyuz? Zaten normalde şuralar iyi iş görüyor. Ama tabii ki gayet güzel bir farklılık olmuş. Burada da kralın tacı var görüyorsun. Arkaya... Taç gibi değil de böyle anahtarı gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Laken key çok key. Olabilir. Anahtar gibi de şu an görünümü dediğin gibi olabilir. Şurada ne yazıyor? Air Max mi yazıyor? Yok, Nike. Air. Nike Air yazıyor. Bir tarafta Nike, bir tarafta Air yazıyor. Diğer tarafında da aynı şekilde geliyor. Şurada bir şey var. Görüyor şurada musun? Nike işareti var mesela. Şurada Witness yazıyormuş. Witness yazıyormuş arkadaşlar. Şurada görüyor musun? Pardon. Ya ben görüyorum da kamera pek görünmüyor. Şöyle görünmüyor. Yaparsın aynen. Şöyle yaparsam görebilirsiniz. Plastiğin içine kazınmış. Tabii ki Witness'ların önemli parçalarından bir tanesi de yastıklamaları oluyor. Yastıklamada burada tüm tabanda Air Max mi kullanılıyor? Evet, Air Max. Yani LeBron'un kendisi, yani serili olanı da genelde Air Max'ti. Son zamanlara doğru yanına farklı şeyler ekliyorlar işte. Zoom'lar ekleniyor falan ama bu Air Bubble'ları arkadaşlar çok sert oluyor.
Yani ben bunu nasıl seviyorum o kadar bilmiyorum ama ben pek sevmiyorum, onu söyleyebilirim. Arkada Nike işaretimiz var ve şurada da Air yazıyor topuğunda. Sen bunu görmüş müydün? Şimdi bakarken ben gördüm. Hoş bir de burada kullanım olmuş. Tabanına bakalım. Tabanını bir tanesini size açtım. Bayağı sert duruyor ve çıkıntılar da çok yüksek ama kalınlıkları düşük. Daha ince ince oldukları için dışarıda kullanımda yani böyle kopma ihtimalleri var arkadaşlar. Elimle ittirmeye çalışıyorum. Oldukça sert çıkıntılar. Dışarıda kesinlikle kullanılabilir. Ama belki de yani oynadığınız zemin böyle çakırlı çukurlu kesinlikle olmaması lazım. Veya öyle zeminlerle yürümeyin. Çünkü direkt kopartabilirsiniz. Bölümlü olması da güzel. Aslında bakın yastıklama direkt şurası. Şuradan o geliyor. Kadar derin olunca ben sevmiyorum. Taş falan giriyor. Taş giriyor veya kolay kopabiliyor. Bak Air Max aslında şurada görüyor musun? Şöyle gördüğünüz alan yastıklama gibi duruyor. Nike var topukta. Aynen. Onun dışında görsel olarak bence böyle jilet gibi bir tasarım. Yani nasıl diyeyim, keskin hatlara sahip değil mi? Böyle tık tık veya işte yatay olması. Gerçi Witness 3-4'ten beri hep bunu koruyorlar. Benzer evet. Bir yapıyı koruyorlar. Biraz daha üstünü şekillendiriyorlar. LeBron James'in de sahada tercih ettiği ilk Witness ayakkabısı da bu. Mesela o açıdan da bütçeli modelini sahada giydiği ayakkabı oldu. Bir pazarlama yöntemi de olabilir. Gerçekten rahat edip hoşuna gitmiş de olabilir. Ama sanki serinin en böyle okkalı, sağlam ve güçlü ayakkabısı bu gibi duruyor. Biliyorsunuz ben Witness 4'ü incelemiştim. 4 ile 5 birebir neredeyse aynı çıktı. En son LeBron 18 mi çıktı? O 19 çıktı. Onu hala bekliyoruz. Hala gelmedi. Elimize ulaşmadı. Bakalım o da çıkar çıkmaz bizim tarafımızdan inceleyince, hiç merak etmeyin. Kaça çıkacak acaba? 2,5 falan. 2 küsür. Hele ki şu anki artış. Evet, belki bilerek mi çıkarttılar? 2,5. Dışında falan çıktı. Asya'da çıktı. Türkiye'ye daha gelmedi. Avrupa pazarına daha giriş yapmadı. Merak içinde onu bekliyoruz. Dediğim gibi 2,5'lardan falan girebilir. Yandık yani doların bu haliyle. Bakalım nasıl olacak. Bu bile şu an 1200. Yeni renkler arkadaşlar muhtemelen daha pahalı. 1400 falan, 1500'e gelebilir. Olabilir. O yüzden alacaksanız bence fazla beklemeyin. Hele ki şu Black Friday'ler, indirimler falan geliyor. Bence yapıştırın. Çünkü iyi ki de ben almışım diyorum. Her ayakkabıyı iyi ki de almışım dedim. Hiçbir ayakkabıdan pişman olmadım. Hep fiyatlar arttı çünkü. Her defasında artıyor. Evet, gayet güzel, keyifli. Hadi şimdi üstümüze giyelim. Çorabımızdan bir tane giyelim. Ayakta nasıl şortunu olacak? Şortunu da giyeceksin değil mi? Şortumuzu da giyelim. Aynen öyle. İçinde bakalım bir şey var mı bu arada? Ha, evet, içine bakmadım. Şöyle şunları çıkartayım. Kutusunu çok beğendim ya. Kutu gerçekten bir çok imzalı modelde falan olmayan tarzda bir kutu. İçi bomboş arkadaşlar. Çok ilginç. Evet. İçi bomboş. Dili de bu arada çok kötüymüş ya. Yani çok ucuz hissettiriyormuş. Genel olarak ayakkabı ucuz hissettirmiyor. Kaliteli, sağlam, okkalı hissettiriyor. Witness 4'te falan yani çok kötüydü ya. Ben elime aldım diye falan bağırıyordu ben bütçeli modelim diye. Burada biraz daha iyiyken bu dil kötü olmuş. Dilin üstündeki bu gördüğünüz yapı da yine aynı şekilde ucuz hissettiriyor. İçinde kullanılan yapılar da kötü. Yok, içini hiç beğenmedim. İçini açmasaydım daha iyiydi. Ve şurada en azından bir kral kafası koy değil mi? Bir Nike işareti koy yani diline. Evet, bakalım. Biraz sanki dar gibi hissettirdi. 45 numara ama beni muhtemelen şey yapar, mutlu eder diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım üstümüze giyelim. Sonra çıkış yaparız. Evet, şimdi çorapları çok sevdim bu arada arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Biraz açsam mıydım bağcıklarını? Gayet numara tercihim yerinde. Ayakta bir açtı. Yani rengi böyle bir Ben o yüzden aldım. Şey sahada gördüm. Biraz kendini belli etsin istiyorum artık. Özellikle çekim yaparken arkadaşlar siyah ayakkabılar çok boğuluyor. Yani gerçekten ışığın yansıması sömürüyor yani ışığı. Işığı yansıtmadığı için de güzel çekim yapamıyorum. En azından ben daha canlı renkleri tercih edeceğim. Siz tabii ki kendiniz ne istiyorsanız incelemeleri izleyerek alabilirsiniz. Amacım benim zaten artık ayakkabı sahibi olmak değil, ayakkabı incelemek fazla olduğu için eski hissiyatım yok. Eskiden mesela kendim çok beğenerek alıyordum. Evet. Yalnız bunu beğendim biliyor musun? Bir hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle okkalı sağlam bir şey. Bakalım. Yani dediğim gibi inanılmaz sert ya. Hani Air Max 97'lerimiz var ya, aynı his. Hadi ya. Arkadaşlar hiçbir zıplatma hissini yaşayamıyorum. Çok sert sanki. Yani LeBron'u seviyor demek ki. Evet. Çok kuvvetli bir biçimde boom yapıp zıplarsan belki olabilir ama çok sert yani. İçinde kullanılan bu PCI'ları yani basınçları da muhtemelen çok sert ki fazla bakın esniyor mu mesela, görebiliyor musun orada? Hafif. Çok hafif. Bunun yerine zoom kullanılsa veya air strobel olsa. Oluyor ama esniyor. Esniyor mu? Ama his olarak çok yaşayamıyorsun onu biliyor musun? Çünkü
çok sıcak herhalde. Ondan olsa gerek. Şortun daha çok dikkat çekiyor. Öyle mi? Hı-hı. Şu an birlikte güzel bir kombin oldu. Bir de altına beyaz tight. Şort da bu arada bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok seviyorum ya bunları. Hı-hı. Yeni modellerinin de kumaşları bir tık daha çok akıcı, rahatmış. Ama dikkat edeyim, bir şeyler takılırsa direkt bunu böyle... Sushi'ye dikkat etti. Evet, sushi özellikle şey yapabilir. Cebimde bu şekilde. Of, çok güzel oldu gerçekten. Evet. Bayağı hoşuma gitti. Aldığım bütün ürünler hoşuma gitti. Çorap da çok güzel. Uzun, daha hani uzun giymek isteyenler için bazen tight'in üzerine de çıkartma hoşuma gidiyor. Evet, bu şekilde ayakkabı beğendim. Üst kısmını beğendim. Üst kısmının rahatlığını çok beğendim. Yastıklaması tahmin ettiğim gibi Air Max yastıklaması bana göre değil. Ben daha uzuncuyum. Bu Air Strobel'cıyım. Yani işte Jordan 34'lerde kullanılan, KD'lerde kullanılan rahat yastıklamacıyım. Bu çok sert geliyor. Tabii ki performans olarak, ittirici güç olarak bu tarz yastıklama daha mantıklı. Ama birlikte kullanım falan olsa belki daha güzel olurdu. Ama bütçeli modelde yani sana ancak bu kadar sunuyorlar. Yine Air Max aslında çok pahalı bir teknoloji. Evet, teknolojisi de pahalı. Normal Air Max ayakkabıları bile günlükler çok pahalı fiyatlara satılıyor. Ama ben beğenmiyorum bence. Yani ön ayakta belki Air Max, arka ayakta işte Zoom olabilir. Veya ön ayakta yine birlikte kullanım olabilir gibi. Bu çok benim hoşuma gitmedi. Evet, genel olarak ama bileğimdeki his çok güzel arkadaşlar. Şurada güzel bir tutuculuk var. Her ne kadar bileksiz olsa da şuralardan çok iyi kilitleniyor olması çok dengeli hissettiriyor. Biraz yerden yükseksiniz. Tam bir ağır adam ayakkabısı. Evet. Eğer ki almak istiyorsanız sağlam güzel bir ayakkabı bence alabilirsiniz. Böyle tipinde LeBron'ların numaralarına da hani benzemiş biraz. Benziyor, evet. Yükseltti seni. Kesinlikle güçlü bir ayakkabı. İzlenimi var. Uzun kullanımda hızlı özellikle iç kısmında kullanan bu petlemeler şey yapabilir. Kendini kaybedebilir. Veya şuralardan şimdi bakıyorum ayağınızın çıkma durumları mümkün olabilir. Ama hani beğeniyorsanız tipini ve Air Max giydiyseniz bence çok da düşünmeden alabilirsiniz. Yani beklentinize göre bence güzel bir ayakkabı çıkacaktır. Dediğim gibi yastıklama sert ama keyifli, güzel bir hissi seviyorsanız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük out diyelim. İncelemeyi de bekleyin. 2-3 hafta içerisinde detaylı performans incelemesi geliyor.